soğan kebabımızda nar ekşisi kullandık. Çok önemli bakın. Benim de bugünlerde biraz rahatsızlığım var. Nar ekşisini bol bol kullanıyorum. Evde de çünkü alışkanlık haline getirmek lazım bazı şeyleri. Narın birçok şeye faydası var. Tabii narı hem böyle taneleriyle tüketmek lazım. Nar ekşisi de eğer temin edebiliyorsak aynı şekilde nar ekşisi, bir de nar çiçeği var. Keşke ulaşabilsek, elimizin altında olsa. Onun da çok faydası var tabii ki, nar ekşisi. Şimdi bakın, diş eti yaralarına nar bir çözümdür. İsterseniz böyle tane tane bir bütün olarak yiyin. Ağız yaralarınız varsa, diş eti problemleriniz varsa çok çok iyi gelecektir. Veya ne yapabilirsiniz? Suyunu çıkarın, zarıyla birlikte güzel bir şekilde kaynatın. Ondan sonra balla karıştırın. Bakın, zarı, narın suyu ve bal. Kaynatıp onu böyle macun haline getirdikten sonra ne yapacağız? Diş etlerimize süreceğiz. İnşallah şifa verecektir. Herhangi bir yan etkisi yok. İçerisine kimyasal bir şey koymuyoruz. Bal zaten yememiz gerek. Narın da biliyorsunuz sade halinde yense bile ağız yaralarına çok çok iyi geldiği uzmanlar tarafından da söyleniyor. Ve nar çiçeği yine aynı şekilde, nar çiçeği temin edip de kaynatabilirsek, eğer içebilirsek, o da yine tabii ki bizlere bir şifa kaynağı olacaktır. Kabuklarını ne demiştik daha öncesinde? Atmıyoruz. Ne yapacağız? Kabuğunu kurutup çay olarak demleyip içebiliriz. Veya kabuğunu robottan çekebiliriz. Ondan sonra onu böyle salatalarda tuz niyetine kullanabiliriz. Nar ekşisi niyetine kullanabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mevsimsel olarak da artık yavaş yavaş şu dönemde nar bitiyor. Ne yapabiliriz? Narı aldıktan sonra böyle tanelerini zaten biliyorsunuz ne yapıyoruz? Kaşıkla çıkartıyoruz. Onu böyle güzel bir şekilde poşetleyip, buzdolabı poşetlerinde veya işte herhangi bir buzdolabı kabında da olabilir, fark etmez. Buzluklarda bir yıl, bakın bir yıl kadar saklayabiliyorsunuz. Onu mevsimi dışında da çıkartıp yazın mesela işte dondurmaların üzerinde, salataların üzerinde aynı şekilde ne yapabiliriz? Narı kullanabiliriz. Genel olarak faydaları, mideyi kuvvetlendirir. Ondan sonra dedik ki ağız yaralarına iyi gelir. Kolesterolü düşürür, tansiyonu düşürür. Çok çok önemli. Başımı ağrıdığı zaman, benim bazen tansiyon problemim de oluyor, kolesterol problemim de var. Hemen ne yapıyorum? Gidiyorum mutfağa, yarım çay bardağı nar ekşisi, üzerine su ilave ediyorum. Ondan sonra o bir bardağı içiyorum. Hemen böyle dengeliyor. Hem tansiyonu hem de kolesterolü tabii ki. Aynı şekilde bağırsaklarımıza da çok çok iyi geliyor. İshal probleminiz varsa, diyare probleminiz varsa yine narı tüketebilirsiniz. Kabızlık yapmayacaktır. Sadece ishali giderecektir. Hepinize afiyet olsun derken Allah'a emanet ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyenimiz, sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Asla bitmesini istemediğimiz bir gün. Yarın yine buradayız. Yarın farklı tatlarla ve lezzetlerle ekranda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.